falan da ne diyor? Sevgilinizi bugün sakın yalnız bırakmayın. Yoksa başkasının yanına pır diye uçabilir. Ay doğru söylüyor fal valla. Ha, demek ki bugün yapmam gereken en önemli şey Burak'la o sarışın Fettan'a buluşmasına engel olmak. Alo Behlül efendi. Odama derhal Burak Bey'i gönderiyorsun. Anladın mı? Hadi çabuk. Hemen bekliyorum. Tamam ortak. Hemen gönderiyorum. Ortak mı? Salak şey. Ortakmış. Sen kimsin benimle ortak olacak? Bugünü kesinlikle Burak Bey'le geçirmeliyim. Ben de fitnatsam bunu yapacağım. Girebilirsiniz. Merhaba Fitnat Hanım. Beni çağırır mısınız? Ha, buyurun Burak Bey. bugün okul çıkışında bir öğretmenler toplantımız olacak. Öğretmenler toplantısı mı? Hem de bugüne? Evet, bu tür toplantıların yeri, saati, günü belli olmaz. Her an her yerde olabilir. Mesela bugünkü toplantımızı bir kafede yapacağız. Kafede mi? Neden okulda değil de dışarıda bir kafede anlamadık. Bakın şimdi şöyle açıklayayım Burak Bey. Bazen olaylara dışarıdan bakmak gerekebilir. Yani okulun içindeyken bazı sorunları göremeyebiliriz. Neyse ki çok geç kalmamışım. Oh amma da çok yakışıyorsunuz birbirinize. Maşallah maşallah. 41 kere maşallah. Aha, nereden çıktı şimdi bu Behlül Bey? Allah söyletiyor görüyorsunuz değil mi? Değil. Ben hayatımda böyle saçma bir laf daha duymadım. Ama... Aması maması yok. Bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Burak Bey. Hayret bir şey be. İyilik de yaramıyor adama. Kapa çeneni. Doğru söyleyemedin zaten. Ballandıra ballandıra söyleyeceksin. İnandırıcı olacaksın. Tuh ezikmen. Sana iş veren de kabahat. Çıktım çıktım karıştım. Aslı su. Ay şöyle üzümlü kek olsa da yesek değil mi kızım? Değil mi değil mi? Müstesna. Buyurun Aslı Hanım. Kek yaptın mı Müstesna? Kek mi? Yo, siz demediniz ki Aslı Hanım. Ay Müstesna, illa söylemem mi gerekiyor canım? Sen bunu ne zannediyorsun ha? Ne zannediyorsun? Bira göbeği mi bu? Hamileyim ben, hamile. Her an her şey canım isteyebilir. Tedbirli olacaksın. Mutfakta üzümlüsü, fındıklısı, cevizlisi yapıp yapıp bulunduracaksın kekleri. Siz hiç merak etmeyin Aslı Hanım. Ben hemen şimdi şipşak yapıp... Ha bana bak, iyice kabarmazsa çok fena rencide ederim seni ona göre. Kabartırım hiç merak etmeyin. Ha, güzel. Canım, biraz daha kivi ister misin? Ha? Ne? Hayır, hayır. Küçük çocuklar kahve içmez Aslısu. Ha? Ha? Sevgililer gününe bayılıyorum. Hoppa. Özellikle de birbirine çiçek alan sevgililere bayılıyorum. Aa, ama herkeste bu çiçeklerden var. Seninkiler biraz farklı olsun değil mi? Selam canım. Selam aşkım hoş geldin. Sevgililer günü kutlu olsun. Bunlar ne? Sana çiçek aldım ama nasıl olur? Bana bu asaplığını mı layık gördün? Ama nasıl olur? Evet olamaz. Senin gibi biriyle nasıl sevgili olurum ki? Sakın arama beni bir daha. Ama sevgilim. Ama takıldı çocuk. Ayrılan sevgililer insanların hüzünlendirse de beni garip bir şekilde mutlu ediyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. Ay ben de bu haylazların sorunlarını düşüne düşüne farkında olmadan buraya kadar gelmişim. Ya öyle mi? Ya ama zaten bugün öğrencilerin sorunlarını öğretmenler toplantısında konuşacağız değil mi? Şimdiden düşünmeye ne gerek var? Evet konuşuruz. Evet konuşuruz. Oh. Ha Behlül efendi ne oldu? Bize bir şey mi söyleyecektin? Oo, amma da yakışıyorsunuz birbirinize. Maşallah, maşallah. 41 kere maşallah. Bak Behlül, seni daha önce uyarmıştım. Bir daha bu tür sözler duymak istemiyorum.
Canım siz duymak istemiyor olabilirsiniz belki ama başka duymak isteyenler var. Allah Allah. Merhaba. Nasılsın hayatım? Hoş geldin hayatım. Ne diyorduk? Fitnat Hanım, Burak Bey'le sanki siz bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Siz bir yarım elma, Burak Bey bir yarım elma. Behlül, yine mi başladın sen? Behlül Bey'e biraz da doğruları konuşma seyri yapalım bakalım. Aslında doğruyu söylemek gerekirse Burak Bey, siz bu kız kurusuyla birbirinize hiç yakışmıyorsunuz. Siz gayet genç ve yakışıklısınız. Bu kartonuz yanınızda aynı anneniz gibi duruyor. Allah cezanı vermesin Ezik, ben ezerim seni. Yok, ne Allah. Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun?